Hepinize merhabalar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda size sormuştum daha önce alışveriş deneme, okuduğum kitaplar, sevdiğim müzikler, bunları sizle paylaşmamı ister miyim diye sormuşum. Siz de evet demiştiniz. O zaman şimdi bu videoda belki böyle video yaparım diye bunları göstermedim. Şimdi göstereceğim ve de onları deneyeceğim aynı zamanda. Öncelikle bu arada ilk defa bu tarz bir video çekiyorum. Yapıyorum. Evet, bunu da yaptım. Öncelikle bir tane çok severek aldım, beğenerek aldım bir tane tişörtle başlayacağım. Böyle bir tişört. Ben unicornları çok seviyorum ve bu tişört dedim ki tam bana göre bir şey. Ve dediğim gibi çok hoşuma gitti. Ben böyle basic şeyleri çok seviyorum. İşte böyle kapşonlar olsun, tişörtler olsun. Ben zaten tişört hastasıyım. Tişörtleri çok seviyorum. Durun, bu çok fena bir şey. Bu çok tatlı bir şey. Buna dayanamayabiliriz. Şunlara bayılıyorum. Böyle bir üst aldım ve bunu gerçekten hem pandalı olması, pandaları da çok seviyorum ve çok hoş duruyor. Bunu da deneyeceğim. Bunu nereden aldım? Bunu Bershka'dan aldım. Aldığım şeylerin çoğunu Bershka'dan aldım ama yani yine de söylerim. Ve en sevdiklerim düştü. Neyse bunu göstereyim de alırım. En sevdiklerimden bir tanesi böyle bir kapşonlu ve yanları çok hoşuma gidiyor benim. Böyle. Şimdi bu birazcık kalın bir şey aslında. Çünkü neden aldım? Yani yaz geliyor. İndirimde diye aldım. Yapacak bir şey yok. Ucuzdu yani. Şunu alayım da. O zaman birazcık bu üstlere ara verelim. Bir tane şapka aldım. Bu da ikinci şapkamız. Bu daha böyle pastel tonunda bir renk. İki tane bunları çorap aldım. Hem de simli çoraplar. Bakın simli. Bunları Zara'dan aldım. Bunlar indirimde değildi ama. Böyle bir kapşonlu ama bir duruşu var. Duruşunu hiç bozmuyor. Arkasına gelirsek de. Birazcık da kitaplara geçelim. Şimdi böyle bir cep boy var. Bunu yanarda ya da başka yerlerde olabilir bilmiyorum. Ben genelde orada görüyorum. Aslında normal bir kitap ama onu cep boy yapıyorlar. Hani yazılar birazcık böyle küçük oluyor. Şeker Portakalı kitabı. Bunu çok okumak istiyordum. Hani nasıl bir şey bilmiyorum şu anda. Ama genelde çok güzel yorumlar var bu kitap hakkında. Ve konusu ne diye sorarsanız da bunun yazarı bu arada işte boks antrenörlüğünden ressamlığa, heykeltıraşlıkla modellik yapmaya falan bir sürü şeyler denemiş. En sonunda yazar olmaya karar vermiş herhalde. Ya küçük bir çocuğun hikayesi. Acıyı keşfeden küçük bir çocuğun hikayesi. Birazcık duygusal olabilir ama güzel. Güzeldir yani. Okumadığım için bir şey diyemiyorum tam olarak arkasını. Bir tane daha kitap aldım. Bu da böyle kuşe kağıttı ve kuşe kağıdı seviyorum birazcık. The Little Prince. Bu onun İngilizcesini aldım. Dedim ki birazcık da İngilizce okuyalım. Bu da böyle hani şöyle kitabın içinde işte şeyler falan var. Hani hikayeyle uygun resimler var anladığım kadarıyla. Ben bu hikayeyi okumadım. Hani çoğunuz belki okumuşsunuzdur. Ben de dedim ki bunu hem okuyayım hem de okumuşken de İngilizcesini okuyayım. Hem zaten çok zor bir dil yoktur diye düşündüm. Hem de kendimi birazcık hani en azından öylesi geliştirmiş olurum diye düşündüm. O zaman şimdi birazcık daha alışverişlere geçiyorum. Bu çantayı çok sevdim. Bu çantayı gerçekten çok sevdim. Bu böyle kadife ve lila bir renk. Ben biliyorsunuz mor ve lilayı çok seviyorum. Bu da tam benim için böyle sanki oraya koyulmuş bir şey. Şu beyazları da çok hoşuma gitti aynı zamanda. Hani böyle baharlık yine mevsimlik kullanabilir. Yağmurda falan büyük ihtimalle kullanılmaz. Kendimi çok garip hissediyorum. Cidden hiç daha önce böyle alışveriş videosu yapmadığım için bayağı garip hissediyorum. Umarım beğeniyorsunuzdur. Ve bir favori parçam daha var. Evet, bir favori parçam daha var. O da bu ceket. Böyle mor rengi zaten çok sevdiğim biliyorsunuz. Bunu maviden aldım. Bu da böyle bir şey. Bir şey daha size paylaşmak istiyorum. Hazır böyle bunları yani sevdiğim şeyleri gösterirken bir tane alacağım onu daha. Almadım ama alacağım yani. Şöyle bir kulaklığım vardı. Yani vardı. Bu Philips'in bir kulaklığıydı ve kulak içi mavi rengiydi. Ben bunu 3 sene boyunca kullandım ve şey oldu artık. Bir tanesinden ses gelmemeye başladı ve böyle atamıyorum, kıyamıyorum. Çünkü ben bunu böyle ilk hani canlı yayın yapmaya başladığım zamanlar, ilk hani YouTube'a video koymaya başladığım zamanlarda falan almıştım. Kendime böyle küçük bir hediyeydi ve bunu atamıyorum ama bunun dışındaki her kulaklık kulağımı acıtıyor böyle. O yüzden bundan bir tane daha alabilirim. Umarım vardır. Bunda eğer hani bir kulaklık arıyorsanız kesinlikle oyun oynarken, müzik dinlerken, dışarıda yürürken, koşarken falan ben bunu çok seviyorum. Seviyorum. Şimdi
üstüne iki tane daha kitap hakkında konuşacağım. Eskiden beri beni takip edenler varsa bilir. Yüzüklerin Efendisi'nin kitabını ben bir senedir güya okuyacağım böyle. Ama nasıl üşeniyorum, nasıl kalın geliyor böyle. Üşeniyorum ya. Zaten benim monitörümün altında duruyordu onu yükseltmek için. Neyse, monitörümün altına monitörümü yükseltmek için kullanıyorum bunu. Ama okuyacağım. Bu yaz başlayacağım buna da. Hani onları baharda okurum, bunu da yazın okurum diye düşündüm. Kesinlikle çok güzel olduğunu biliyorum. Çok çok güzel olduğunu biliyorum ama bir türlü ben böyle bir şey üşendiğim zaman başlayamıyorum nedense. Böyle okuyacağınız kitaplara da bunu da ekleyebilirsiniz. Konusunu zaten söylemeye gerek yok. Ve şu, bunu da 3 aydır. 3 aydır sayfa kaçtayım biliyor musunuz? 3 aydır sayfa 58'deyim. 1984. Bu kitap birazcık ağır bir kitap büyük ihtimalle. Ben de bunu dedim ki hani genelde ben hep macera kitapları okuyorum. Ve dedim ki hani birazcık da kafamda düşüncelerimi geliştirebileceğim bir şey okuyayım falan. Allah'ım nasıl sıkılıyorum. İnanılmaz sıkılıyorum ama hani gerçekten 58. sayfaya kadar okumama rağmen böyle bir insanın bakış açısını geliştirebilecek bir kitap sayılabilir. Daha devamlı okumadığım için bir şey diyemem. Oh! Şimdi de size zaten genelde böyle Twitter'dan falan paylaşıyorum ya da Instagram'dan da paylaşmaya çalışıyorum ama hepinize böyle hepinize paylaşmak istiyorum. Bu sıra en çok sevdiğim ve genel olarak sevdiğim, dinlediğim şarkıları yazacağım. Bu sıra biliyorsunuzdur. Ben bu şarkı dışında neredeyse hiçbir şey dinlemiyorum. Ben böyle bir şarkıyı çok sevince bu arada hani 60-70 kez üst üste sabahtan akşama kadar dinleyebilirim. Hiç sıkılmam. Bir yerden sonra sıkılırım ama o zamana kadar bayağı güzel dinlerim yani. Other People şarkısı. Diğeri de bu böyle birazcık slow bir şarkı. Aslında bunlar genel olarak birazcık slow ama şeyde şarkılar da söyleyeceğim. Hani böyle oynarken dışarıda işte yürürken enerjik olduğun zaman dinleyebileceğiniz sevdiğim şarkılar da söyleyeceğim. Another Love var. Bu da Tom Odell'in. Bunun ama edit versiyonu. Birazcık daha hızlı versiyonu. Bu da çok güzel. Severek dinliyorum. Bu da birazcık yavaş bir şarkı. Look at where we are. Ama aynı zamanda hani insanı dinlendiren de bir şarkı. O yüzden size söylemek istedim. Şimdi enerjikseniz ve o gün işte mesela oyun oynamak istiyorsanız ya da dışarıda işte yürüyüş yaparken dinlemek istiyorsanız Super Hero. Bu şarkı bayağı hoş bir şey. Ve No Heroes. Hep böyle hero'lu şarkılar. Bu da bayağı güzel. Ve her zaman hiç bıkmadan dinlediğim şarkılardan bir tanesi de Run şarkısı. Buna hiç bıkmam yani. Hiçbir zaman bıkmam. Ve Muse'u çok seviyorum. Muse grubunu dinlemeyi çok seviyorum. Belki siz de seviyorsunuzdur. Onun bu şarkısı. Psycho şarkısı. Ve size gösterdiğim şeylerin sonuna geldik. Böyle sevdiğim kıyafetleri, sevdiğim kitapları, işte müzikleri sizinle paylaştım. Ve bu sıra hangi diziyi izliyorsun diye sorarsanız da Sherlock dizisini izliyorum. Belki biraz geç kaldım ama birinci sezondan başladım. İkinci sezon ya da üçüncü sezondayım. O diziyi çok severek izliyorum şu anda. Ve Big Bang Theory'yi izliyorum zaten. Onun da artık 10. sezonu falan orada olmam lazım. Ya 10. sezondur. Ya son sezonu neyse oradayım artık. Ondan sonra bu iki diziyi şu anda izliyorum. Ve bir de Black Mirror dizisini izliyorum. Onun da ikinci ya da üçüncü sezonunda falan. Hani hep böyle unuturuz ya, ben çok unuturum yani hangi dizinin hangi sezonun hangi bölümde kaldığını hep unutuyorum her seferinde. Ve 3-4 bölüm öncesine gidip hani bakıyorum burayı izlemiş miydim, hatırlıyor muyum diye. Film olarak da La La Land filmini izlemiştim. Bu böyle müzikal bir film aslında ama romantik de geçiyor ama pek de romantik değil aslında. Verdiği fikir çok hoş bir fikir. Neyse konusundan bahsetmeyeyim, öyle ilginizi çekerse bakabilirsiniz. Bu videonun sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Eğer bu tarz videoların devamını istiyorsanız dediğim gibi ekstra bana belirtin yorumlarda ki bir sonraki belki ayda böyle bir şey hazırlayabilirim. O zaman tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bunu nereden aldım? Bunu Beşiktaş, İstanbul Beşiktaş'ta öyle gezerken aldım. Hani şey herhangi bir mağaza adı yok sanırım. Ama öyle yani. Hani böyle şey bekliyorsunuz değil mi? Bunu işte Zara'dan aldım, bunu Bershka'dan aldım. Bunu öylesine bir yerden aldım yani. Bana kalplıyorum yalnız bu arada. Şimdi videodan sonra toparlaması kolay olsun diye. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Bunu da denerim tamam. Yani tamamını denerim. Az önce yarısını denedim ama tamamını da denerim birazdan. İndirimdeydi dostum. İndirimdeydi bu da. Bunlar indirimde değildi ama. Bunlar bayağı bir yaktı, içim yaktı. Yaktı beni, yaktı.